Trabzonspor Fenerbahçe haftanın Süper Lig'deki maçının ilk gol atanını bilen talihli izleyicilerimiz milyon puanlar kazanacaktır. Beğendiğiniz, yorum yaptığınız, destek olduğunuz için tekrardan teşekkürler. Beşte Kaç'tan herkese merhaba. Bugün yine dop dolu içeriklerle karşınızdayız. Sevgili Doruk Keskin'le beraber bütünliklere bakacağız ve çok hızlı olacağız. Çok hızlı hızlı gideceğiz. Öncelikle geçen hafta Beşte Kaç'lara bakıyoruz. Biz ne yaptık? Daha sonra size bakacağız. Daha sonra e, yine yarışmamıza devam edeceğiz ama hangi kupon geliyor Engin abi? Senin kupon ekranda abi. Benim kupon geliyor. Çok kötü başladık. E, Augsburg Dortmund izledim maçı da. Gerçekten Nuri Şahin'den umudu komple kesmiş durumdayım. Wolfsburg başında da kupada oynadığı maçta uyudum yani. Maçta uyudum arkadaşlar. O kadar çok kötüydü. Ee, o yüzden Augsburg hakkıyla kazandı. Çok kalite genç. Süper bir iki vuruş e, gerçekleştirdiler. St. Pauli Wolfsburg ise şöyle söyleyeyim. Bugün Hoffenheim ile St. Pauli e karşılaşıyor. Ve e, rakip kaleye şut çekme konusunda St. Pauli Hoffenheim'den çok daha iyi ama St. Pauli e bugün puanı ne? Hoffenheim'e bakıyor Yani ortada bir şey var sen Napoli ile ilgili. Bir de Middlesbrough'un da var ama yine de 0-0 beklemediğim bir şeydi. 5'te 3'ün altındakiler bizim için kötü bitmiştir. 5'te 3 görevini yapmışsındır. 5'te 4, 5'te 5 övgü hak etmişsindir. Kısaca bir şeyimiz böyle. Hemen Doruk Keskin'e bakalım. O da gerçekten Napoli'den <laughs> inanılmaz bir yani şey. büyük bir hata yaptım abi. Ben 3.5 Alt ve Napoli oynamalıydım o maça. Doğru, ee... sonradan görebiliyorsun. Sonradan handikap oynadı. maçta bunu... bir penaltı verilmedi, bir gol verilmedi falan. yani <laughs> İtalya'da da enteresan kararlar oluyor hakemlerde. Ya gerçekten ama Arsenal Liverpool'a Saliba'nın yokluğu etkili olur <laughs> Arsenal City'ye de alt demiştim. O da 2-2 bitmişti. Bir sonraki büyük maçı 2-2 oynayacağım. Alt bitireceğim. Ama yine de 5-3 e, görevini yapmış diye düşünüyorum. Az oranlar vardı. Yani bazen yüksek oran yapıyorum. Bazen düşük. Evet. Bu hafta böyle gelmiş. Denk gelmiş. Diyelim hemen sizden gelenler, bilenler. 3 kişi var değil mi? Evet, üç kişi var. Şöyle söyleyeceğim, enteresan bulduğun bir şey var mı? Dortmund KG var güzel, ama uçuk Aynen. üst güzel, Göztepe güzel. Yok, çok ekstra bir şeyim yok burada. Ama yine tebrik ediyoruz. Coolmortal93. Evet, Hemen ikinciye geçelim. İsim tanıdık geldi mi Orhan abi? Coolmortal. Coolmortal, evet evet evet. <laughs> Devam ediyoruz. Devam edelim. Şamil Şamil. Bu çok net, net bir kupon olmuş değil mi? Ama fena maçı kazanır ve bir, bir buçuk üstü iyi. Galatasaray kaybetmez çok az puanı var. Çok evet. az puanı var onun. Ee, Ajax. Üçüncüye geçelim hemen. Güzel, tebrik ettik. Orhan Ceylan. Karagümrük-Adana, maç sonu 1. bir puan olmuş. Maç sonu 2, oranı da iyi. Kasıpaşa-Samsun, hemen hemen tüm Türkiye'nin beklediği. Karşılıklı gol var geldi. Şanlıurfa-Iğdır, karşılıklı gol var. Ankara gücü Kocaeli deplasma 0.5 üst. Orhan Çeylan da TFF birincilik üstadı olarak aramızda Gurme, bir TFF, Gurme bir, bir TFF birincilik. birincilik. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Bilyoner milyon puanlarınız hesaplarınıza yatmıştır arkadaşlar. Şu uyarıyı geçmeme izin verin. biliyorsunuz bu Instagram'da da var. Maç maç bazı maçlara veriliyor. Biz de yapıyoruz bunu. Ama toplamda bu ödülü ancak bir üye bir kez kazanabilir. Aynı üye farklı hesaplarla istediğiniz kadar oynayın. Nihayetinde o üyeye sadece bir kez milyon puan yatacaktır. Bilyon milyon puan yatacaktır. O yüzden bu hatırlatmamı yapayım. Bazen kazandım ama olmadı kısmının cevabı budur. Bunun dışında kazanan herkese yine milyoner milyon puanlarını yatırdı ve hemen Cuma günü, Cuma Cumartesi'ye geçiyoruz. Ben de bekleme yapayım Orhan abi. Sistem zaten izin vermiyor aynı üye numarasına milyon puan yatırmamızı. Bu hafta özelinde yine 4 kişide sabit kalmadık. Bilen herkese milyon puanları yatırdı. Çok güzel. Bu hafta da 4 kişide sabit kalmadık ki 250 idi. Tabii ki arkadaşlar bu hafta e, milyon puan kazanacağınız maç Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Çok keyifli bir maç. Burada yine ilk gol atarabilenlere e, milyon puan hediye edilecektir. Cuma-Cumartesi maçlarına hızlı bir şekilde geçiyoruz. Doruk hemen Cuma maçıyla başlayalım. Gaziantep-Göztepe ne dersin bu maça? Sen geçen hafta ölmüştün Antep'i. E. Konya maçını izledim. Ve 1-0'dan döndü. <laughs> evet. Enteresan takımlar gerçekten. İş yapan oyuncuları var Antep'in. Maksim yönetiyor orayı. Ve iyi top oynuyorlar. Göztepe-Trabzonspor'u 10 kişi son an anda yendi. Ligin pozitif takımlarından, oynayan takımlarından biri. Ben 1.5 e, bir üst. Yani şöyle söyleyeyim. Gollü bir beraberlik bekliyorum burada. 2-2 falan. 1-1, bir 2-2. Bir, bir. Bir, yani 1.5 üst ve 0 iddia dilinde e, tercihim. Ben de şöyle diyorum. Ee, yine Göztepe'nin deplasman basman performansı evdeki gibi değil. Ee, Antep'te formda. Karşıklı gol var. Ve en nihayetinde 1.72-2.5 üst bu risk alır mısın? Alırsın. Alınabilir. Bu risk al alırım bu maçta. Ve yine zorlu bir maç. Ee, Rize, Siyaviz, Rize Spor. Ee, ya Sivas golcü takım ama Rize'nin son iki hafta kazanması rağmen e, çok pozitif sinyaller verdiğini düşünmüyorum abi. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani e, mesela Bodrum maçı biraz rakibin e, kötü dönemine de denk geldi gibi geliyor bana. E, sen daha pozitif bakıyorsun. Bu arada sen Rize'nin kazanacağını söylemiştin. Yanlıyor Bodrum maçı? Tabii tabii. Bir risk, bir ivme aldı. Evet, bir çıkışı devam var. ettireceğim Ve Bodrum'u da bir şey yaptığım için ama burada ben e, şu şey diyorum. Sivas Rize Spor maçı tek bir tahminim var. İkinci yarı daha çok gol olur. Benim hiçbir tahminim yok açıkçası. Kestiremiyorum. Zor maç. Sana bak Kayseri Spor Adana'da bir sporda gibi. Bir diyorum. Bir. <laughs> Söylenmeyeni söylüyorum. <laughs> yani şimdi hem hoca değişikliğinden sonraki ivmeyi bekliyorduk. Bunu da aldılar. Eee Adana Demirspor'un da takviyesiz çok zor yani çok zor. kazanması. Çok zor. Ee, ha hayatta kalabilir bir oran da var Kayseri'ye. Yani mesela birkaç hafta sonra Adana Demir'in rakiplerini bu oranları göremeyebiliriz iç sahada. 1.45'ler, 1.40'lar bence denenir. Bence de 1.45 az değil. Ben de onu aynı şekilde düşünüyorum. Kayseri herkes favori görüyor. 1.42 az bir oran değil. Gayet iyi Ben de benzer şekilde Kayseri Spor. Ya yani şöyle 2.5 üstte 1.33 çok diyebileceğim bir şey yok. Daha çok karşılıklı gol var ve 2.5 üstte diyebilirim ama Kayseri evet. kazanır. Beşiktaş Kasımpaşa. Ee, ben bir olacağını düşünüyorum. Kuponuma da aldım. Beşiktaş'ın iç sahada e, Kasımpaşa'yı düşünüyorum ama burada yanına bir ekleme istersek belki üste gidebiliriz. Evet ben de. 1 ve 2,5 üst olabilir. 1.87 bence çok iyi bir oran. Ee, almayı da düşündüm ama Kasımpaşa'nın sürpriz ihtimali her şeye rağmen var. İhtimal küçük de olsa var. O yüzden daha garanti şeyleri seçiyorum. Ama sorsanız bugün baksam bugünkü yapıyla bir kaybetmiş. iç sahada oynayacak. Uğur Rafa Silva'lar, İbmobiller iç sağ coşkusuyla bir tık daha iyi oynuyorlar. 1 ve 2.5 üst derim. 1.87. Cuma cumartesi bunun nesliğe geçelim. Leverkusen Stuttgart. Geçenlerde benim denediğim hafta da söylemiştim. bu fixtürde, bu Nesliga fixtüründe ilk yere 2.5 üst oynayabileceğiniz 3 tane takım var. ee, <laughs> Leverkusen, Stuttgart ve Bayern Münih bunlar. Birbirleriyle oynadıklarında ben ilk yere 2.5 üstü yaklaşık 3.5-4 oranlı denerim. Gelir gelmez zaten öyle bir orandır bu. i̇lk yere 1.5 üst ilk tercihimdir. Ama ben yine abartıyorum ve ilk yarıda 3 gol bekliyorum. İlk yarıda 3, Ya 1.76, ilk yarıda 1.5 üst. Hiç sorulamaya gerek yok. Yeter. Aynı şeyi söyledi. geçen Eter, de. Geçen ben de... yine de 2.5 üstü. Tamam. <laughs> Bakalım 2.5 üst gelirse ben diyeceğim ki haksız. Bayern Münih, Union Berlin. Ya yani Bir oran var mı? Bir oran görebiliyor musun burada? Yani gol şey. yemeden kazanır mı tamam. Bayern Münih? İşte kazanmaz gol yemeden ben onu diyorum. Hayal Union mı diyorsun? Berlin'de atar bir tane. Kolay kolay demem bunu. Union Berlin'e demem yani. Evet tabii. Ama bir de rakip bayağı Ama diyorum ki bir ve karşıtı gol var. 1.96. Başka bir şey oynamam. Kolay değil Union Berlin'den gol. Ama Union Berlin iyi takım. E, ligin... Kesinlikle iyi takım ama yani gol atmalarını ben beklemiyorum abi ya. Bak boğumdan bekliyordum geçen hafta. Saçma bulabilirsin. Ama Union Berlin'in e, bayağı... Yani Bu Union Berlin bir geçiş takımı değil. Duran toptan atabilir gibi evet. geliyor. Yani işte trimeller falan birileri kullanacak. Eee duran ama Union Berlin gol atması şansını çok zor görüyorum. Ama Bayern Münih'ten kaynaklı ben daha çok bunu e, tabii. Da söylüyorum. Union Berlin'den tabii. değil. Ve genelde Union Berlin attığı zaman veya Bochum attığı zaman, bu tarz takımlar attığı zaman oranı çok yüksek oluyor. E, şöyle bir şey okudum abi. Union Berlin bu sezon geçen sezonun oranında en çok aşama kaydeden takılmış. Tabii ki canım. Geçen sene son... 15. bitirdiler. Hı. Bu sezon 5.ler. Ee, i̇kinci de Napoli'ymiş. 10. bitirdiler. Liderler. Yani En fazla üzerine koyan, en fazla sıçrama yapan şu an 5 büyüklükteki takım Union Berlin. Ve orada da Streich kadar olmasa da çok köklü bir değişim oldu biliyorsun geçen sene. Ki, İyi tabii. çıktılar yani orada. Bir iki şey oldu. Sıkıntı oldu. Yani bir iki deneme yaptılar ama bence kültürüne uygun bir hoca buldular. Evet, doğru. Yani o yüzden Devam edecektir. Devam edelim. Frankfurt, Bochum. Ee, yok oranı Frankfurt'un. Ee, Orhan abiyle de konuştuk yayınlar önce. Frankfurt zaten hani artık e, Beşiktaş maçıyla beraber Türk taraftarlar da biliyor. Bir kontra takımı. Ee, Boğumda ligin en düşük kalibre takımlarından biri olacağı için Frankfurt'un gidip Boğum sahasına yerleşip ne kadar öğreteceği bir Aynen. soru işareti. O yüzden 1 ve 3.5 alt, 2.34 alt. Değişimi tamam öğren. hadi bir şey olsun. Değişik bir oran. Bak hadi diyelim ki 1 ve 4.5 alt 1.70 iyi değil mi? İyi. Bu daha iyi diyelim ben. Ya Tabii sıfır ya. sürpriz hani, diyorsun. Evet. 1 ve 4.5 alt 4.0 yense Frankfurt ya yine şey. Zor bir de yani. Çok zor. Ya 4-0 yense bile Frankfurt arkadaşlar ki. Ya 3-1 yansın. 2.5 alt 2 5 alt şaşırmazsınız yani evet. bu maça. Çünkü bekleyecek. Bakalım ama yine de 1 ve 4.5 alt ideal. Çok güzel bir maç geldi. Sen başla. Hoffenheim-Saint-Pauli. 165 Ben de 1 diyorum. Daha kaliteli kadro olduğu için Hoffenheim'a. Ama Saint-Pauli beni böyle benimse şeyimi almadım abi. Beşte kaçımı almadım. Normalde alırdım. Öyle bir maçta ama biraz tedirgin etti beni Saint-Pauli. Bir de Freiburg'a 3 attılar ya. Orada dedim ki eyvah bunların sağ sol hiç belli değil. Hoffenheim'den rakip kaleye isabetli şu gol pozisyonu etmek çok çok daha iyi. Ama Saint-Pauli'nin bir bir puanı var yani. Ya Bitiremiyorlar işte, golcuk problemleri var. Hoffenheim'in çok daha kaliteli golcüleri var. Yani. Holstein Kiel Heidenheim. Bir dakika. Holstein Kiel kazanır diyeceksin gibi hissediyorum. O gün bugün diyeceksin gibi hissediyorum. <laughs> yani seni de şey yapmayayım şimdi yönlendirmeyeyim ama. Yok, zor abi. Çok zor maç. Heidenheim'in kazanacağını düşünüyor musun? Ya bir beraberlik maçı gibi duruyor tabii, sanki. Tabii ki beraberlik ihtimali çok mi? yüksek. Güzel bir beraberlik maçı gibi tabii duruyor. ki beraber ama kazanan bir takım olsa da Hay ya nasıl güveneceksin ki? Haklısın. Ama bir yerde de kazanacaklar. Evet, yani, o bu maç bu maç mı onu bilmiyorum. bilmiyorum. Ama dediğin doğru. O yüzden hiç oynamıyorsun bu tarz maçlara. Evet. Yani Holstein'e Leverkusen olsa Kiel'in kazanma şansı var yani. Evet. Başta o kötülüğü görüp mesela ben Wolfsburg'a verdim deplasman oranın da çok iyiydi. Evet. Bir süreci baş ama şimdi artık Hoştenkil'den kaçırma zamanı abi. Bir yerde bir söz söyleyecekler. Evet orada Ge şey gol gollerin azlığına gitmekte fayda var ya da. Ee, gelelim abi Wolfsburg Augsburg maçına. Gollerin çokluğuna gitmekte fayda olan bir maça geldik abi. Abi zor bir maç. Yani Wolfsburg evinde çok iyi deplasmanda kötü. Augsburg beklenen çıkışı Dortmund karşısında yaptı. Etkili. O yüzden ben burada karşı gol var diyorum direkt. Ben de KG var diyorum. Augsburg evinde iyi bir takım. Deplasman karnesi iyi değildir ama bu sezon deplasmanda da sonuç alıyorlar. İlginçtir. KG. KG olursa üstte de gider. Yani gol seçenekleri burada ilk akla yatanlar. Evet. Şimdi gelelim. Çok, Çok Haftanın maçı. <laughs> Çok değişik bir maç. Dortmund Leipzig. Sürpriz bekliyor musun? Dortmund'un kazanması gibi mi? <laughs> bu cevabı vereceğini bildiğim için bu ortaya çıktı abi. yani sürpriz olur şu anda. Gerçekten sürpriz <laughs> olur şu anda. Valla az gol olur mu az gol? Yok abi. Üç buçuk altının oranı Dortmund'un savunması sakatlıklarıyla beraber ama şunu alabilirim. İlk yarı bir buçuk üst 1.92 benim burada giyeceğim tek şey. Çünkü bu arkadaşlar bu maç 3 ihtimalli bir maç. Her ihtimalin sebebini de söyleyeyim. Normalde hele hele bu dönemde tam bu dönemde oyun olarak iyi olan Leipzig çok kötü olan hem Augsburg hem Wolfsburg iki tane çok kötü maç oynadı Nuri Şahin'in Dortmund'u ve elbet bir çıkış yapacaktır onu bekliyorlar. Bu maç ise bütün tartışmaların odağında ve yerine şimdiden hocalar bakılmaya düşmeye başladı. O yüzden bu maçı kazanmak zorunda. En azından iç sahada iyi Dortmund ve Leipzig. E, formlu olarak formuna baksanız Leipzig kazanır dersiniz. Reaksiyon vermesi açısından Dortmund'dan bir reaksiyon bekliyorsunuz. Formuyla Leipzig gol atar. Reaksiyonuyla, iç saha gücüyle Dortmund gol atar. Ve bunlar ilk yarıda gerçekleşir. İlk yarı karşı gol vara baktım. 2.95 çok düşük buldum. Ama oynanabilir. Ben ilk yarı karşılıklı gol ver, bekliyorum. Ama daha garanti ilk yarı 1.5 üst 1.92 benim için okey. Abi risk alacağım. Ya Dortmund son 5 maç bir galibiyet. O yüzden söylediklerine katılıyorum. Bir reaksiyon isteyeceklerdir ama şimdi Emre Can ve Schlotterbeck ki bence savunmacılığı sıkıntı bir oyuncu Schlotterbeck. Sağda da Valdemir Anton. Beklenen 11 e, bu. Solda da Ben e, yani Şeşkoları, Openda'ları ki Openda çok formu nasıl durduracakları hiç emin değilim. Ben beraber ediyorum bu maça. Beraberlik bekliyorum. Bu da senin bahsettiğin Dortmund'un reaksiyonunun beraberliğe yeteceğini düşünüyorum. Olabilir. 1-1 bir, bir falan olabilir bu maç bak. Ya Alt, bir 1 alt. Yani tabii Dortmund, Leipzig çok zor alt bitmesi kağıt üzerinde ama böyle çok da şaşırmam. Leipzig'in şöyle bir şey de var. Leipzig çok fazla bir de ikinci yarı coşuyor. Çok az golüyor. Ona var da dikkat etmek gerek. Yani bu maç birden ilk olursa da şaşırmam. 3 gol. Abi Leipzig ligin en az gol yiyen takım Union Berlin'den bile az gol yemiş. Yani bu onlara çok e, yakın bir seslik değil. Zaten Lukeva'yı herkese yazıyorlar. Yani City'ye bile Lukeva yazıyorlar bu aralar. ilginç Yazıyor bir savunma yani. takımı oldular. Ama e, kesinlikle öyle. yedikleri gol zaten işte Union Berlin'le beraber çok fazla iki tane yani çocuklar sıkıntı yaşadılar. İki tane üst üste sıfır sıfır. Artık ben bir maçta bohum maçı mıydı? İlk yarı iki gol derim Leipzig'e. Çünkü üç maçta dikte gol atmıyordu. Ama bence pozisyona girme problemleri yok Leipzig'in. Geçen haftaki maçında da mesela. Evet ama i̇şte, Openda şey Openda'da biliyorsun istikrar sorunu yaşayabilen oyuncular. Yani Euro'da mesela Şeşko'yu gördük. Openda'da girdiği pozisyonun %20'sini, %25'ini, %10'unu maçına göre bitirebilen bir oyuncu. O 0-0'lar, az skorlar Ama bir Bir de şöyle bir şey var. Golcülerden. Bak dikkat et. 8 maç oynadılar. 4'ü iç, sağ 4'ü dış sağ desen. İçeride 1 gol yedi şimdiye kadar. Kalan bütün golleri Deplasman'da yedi. Önemli. Ve rakip de Dortmund. Ama bakalım. Çok keyifli maç izlemesi. Diyelim ve e, çok hızlı şeye geçelim. Ben hemen sana söyleyeyim. Serie A Biliyorsun son dönemde üst iyi üstler yakalıyorum evet. Serie A'da. Hafta içi mesela Lazio'nun üstü çok bariz ve çok iyi orandı. Como Lazio üst diye bağırıyordu. 1.75 falan hmm. diye iddia Ben şeyde verdim daha çok. Dedim sana Fiorentina çok formda çok iyi Fiorentina Roma. Fiorentina kazanır da verdim ben hafta yani içi. Fiorentina Roma üst 1.70 zaten şeyde. Hmm. Yani 5'te kaç almış mıydım onu? Almıştım, evet. almıştım. Burada ee, Bologna Lecce, Bologna kazanır diyorum. Aslına bakarsanız benim çok garanti gördüğüm maçlardan biliyorsun ama Doğru. bakalım. Udinese Juventus maçına da biliyorsunuz bunun alt oranı 1.20, bir 1.30 bir filandır. Üst oranı 1.80 filandır. Üst diyorum yani. Bologna'ya katılıyorum. Lecce Lig'in en vasat hücum hatlarından birine sahip. O sebepten Bologna galibiyete yakın. Ee, ve biraz toparladılar zaten. 2-0 üst abi. Üst mü? <laughs> 2-0 aldı. Ee, orandan da... dolayı üstte tabii ki sıcağı. Tamam ama sen normalde beklemezsin böyle bir maçta üst. Yani İtalya ya beklemiyor. Bekimse beki... Bekle... beklemiyor anladığım kadarıyla. Ya bekleyebilirim. Udinese'den bekleyebilirim abi. Çünkü Udinese de sürekli geçiş oynayan bir takım olduğu için çok uzun bir takım Udinese. Ee, ve kuvvete dayalı bir takım. Juventus'un kendi yeri sahasında oynanacağı, Udinese yeri sahasında oynanacağını düşünürsek maçın, Udinese'nin geçişle gol atma ihtimali fazla. Bu da maçı üste götürebilir. Ama ben bu üçlüde, Bologna'da senin en fikirim ikinci tercihin Milan galibiyeti olacak. Fonseca, yani böyle düştü düşecek ipin üzerinde. Öyle bir halde, e, Teo ders dönüyor. E, ben Monza'yı deplasmanda yenip, işte yine bir göz boyayacağını düşünüyorum tamam, hocam. Ben bak, bir de şunu unutuyor insanlar. Neden üstüyorum biliyor musun? İzledim abi. Şu kat maçını izledim. Şu kat dağıttı şu bu Dağıtmasıyla beraber o savunma biçiminin mesela bir sonraki maç ne oldu? Lig Ma maçı mı? Evet lig maçı. 4-4. 4-4 abi. Daha da olurdu da yani. Tabii 4-2 iken nelere neler maçı? kaçırdı. O yüzden ben o biraz ona da güveniyorum açıkçası. Burada sonra. şöyle bir şanssızlık olabilir abi. Ya Hakkı'sın Juventus olması özellikle Bremer'den sonra. Danilo çok formsuz şu anda. Juventus'un iki tane canavar kalecisi var. Stuttgart maçı nasıl 0-1 hmm, gol oldu? Doğru doğru. Nasıl olabilir? Öyle yani? oldu mu şansın yok zaten. Ya kaleci coşar ya rakip forvetler beceriksiz olup atamaz. O zaman şansın yok. Ya ben onun iyi kalecileri var. Yani bu maç çok mantıklı. Oran olarak da sana %100 katılıyorum abi. Yani yatarsa bize gelmeyin. Di Gregorio'ya gidin. Matias Perin'e gidin. Öyle olacak. Bakacağız. izleyeceğiz de maçı. Gelelim Premierlik. Lig. Arsenal yener mi? Newcastle. Ee, Arsenal ya. Yener Newcastle ama oynar mısın? Bu riski alır mısın? Almam. Hiç sanmıyorum. Ee, bu pazar cumartesi... Ama yine de bence yenecektir. Bana sorsan diyeceğim tek şey yenecek. Evet. Değil. Ben de kazanır oynarım. Peki... Bournemouth City'ye... KG oynar mısın Bournemouth City'ye? Hayır. City galibiyeti neden 1.41? 41 ee, Bournemouth'un iç sahada Arsenal'ı olmasının burada bir etkisi var mıdır? <laughs> i̇yi oran. Çok iyi. City'ye oynansın. Herkes City'ye oynasın 1.41'sen. Ben bak gerçekten Bournemouth City maçına bakmadım abi City'nin oranı yoktur diye. 1.41 City kazanır ya. Yani ne oynayacak ki 1.41 City de onda kaç kere Tabii. buluyorsun zaten. Böyle bir takım o. Yani Tottenham arkadaşlar herkes <laughs> Tottenham mağlubiyetini de söylüyor da yani rotasyon var da ciddi sonuçta yani. Kupa maçı mı? Tabii ki. Yani. Kupa maçında kadro öyle Bournemouth oynayacak kadro bir Tabii mi ki. abi? Tabii ki. İki. E... Ipswich Leicester'a bilmiyorum ya üst olabilir mi diye düşünüyorum. Artık ben de üst veririm ona direkt, İpsi Emin süreçtim. değilim ama öyle düşündüm. E, Nottingham Forest, West Ham. Bir KG bekliyoruz oradan. Ben yani. Southampton, Everton'dan da bir KG bekliyorum. Benim buradaki sürprizim e, artık yeter buradan e, bütün yetkililere sesleniyorum. Wolverhampton, bak Crystal Palace geçen hafta Tottenham'ı yendi. Ulan o 2-2, 90 artı 4'te yakaladı ya inanamadım. Brighton, Wolverhampton'dan. 2-0'dan. Crystal Palace maçını izledim. Brighton'un da bir kısmını izledim. Ben Wolverhampton'un bu hafta ilk kaybetini alacağını düşünüyorum. Kazanmış bir Palace gelmesine rağmen. ben Wolverhampton fikstürü çok rahat yani. Görece rahatlıyor abi. Daha orta şeker takımlarla, oynayacaklar. Bir çıkış bekliyorum. Ama benim takımım, ben size pazar maçında Premier League'le ilgili bir şey vereceğim. Güzel bir oran. Öyle mi? Merakla bekliyorum. Wolverhampton diyorsun galibiyeti, tamamdır. Oranı da hemen söyleyeyim ama. Wolverhampton galibiyet 2, oranı 2.20. Az bile. Cuma cuma maçlarını sonlandırdık ve çok hızlı bir şekilde pazar maçlarına geçiyoruz. Keyifli maçlar biraz daha burada bu hafta sonu.